Merhaba. Bugün Ütopya'yı tartışacağız. Herhalde Ütopya Türkiye'de son 50 yıldır tekrar gündeme gelen çok önemli konulardan biri olarak gözüküyor. Entelektüel kesimde belki değişik dünya görüşlerine sahip insanların da yeniden gözden geçirdikleri bir kavram, Ütopya. İşte dilsel kökeni hakkında farklı yorumlar vardır. Orada bizim ü diye okuduğumuz şeyi ev diye okursanız, eu eski Yunanca'da o i anlamına geliyor. Ama o u diye okursanız yok, u topya. Yani öyle bir şey ki topos yer. Yani hem iyi bir yer ki bu dünya iyi olamayacağına göre herhalde başka bir yer olsa gerek. Veya işte burada yok, başka bir yerde var. Dolayısıyla insanın umudunu pekiştiren, hayal gücünü arttıran ki herhalde aydınlanmayla birlikte Rönesans sonrası işte ütopyaları falan düşündüğümüzde insanların yeni dünya kurma umudu ve bu yeni dünyayı düşlemeyle birlikte gelen bir şey. Mesela ben hep çocuklara sorarım derslerde, keratalar hiç cevap vermiyorlar da. Ya kardeşim tamam yani sen bir sürü şey düşünüyorsun, okuyorsun filan. Bana yaşamak istediğin dünyayı söyle. Yani nasıl bir dünya istiyorsun ve orada ki insanlar nasıl olsunlar? Bu düşüncenin mesela böyle bir bakışın şu an yaşadığımız dünyayı yorumlamakta da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani insan şimdiyi yaşarken bir ümit ettiği bir geleceğe sürekli referans vermesinin şu anı ve geçmişi değerlendirmede anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yaşasın Ütopya diye belki bu palavrayı kesip Cengiz abimle mi başlayayım? Mehmet Ali. Çünkü sen lafı aldın mı vermezsin. Yok canım, o bir asıl şey diyor. Biz araya gireceğiz. Cengiz abimle başlayayım. Hocam başta bu etimolojik tanım bence çok hoş. Yani neyi Ütopya'dan neyi anlamamız gerektiğine de bence ışık tutuyor. Yani olmayan yer ya evet. Da bir anlamıyla iyi yer ama hem olmayan ama iyi. İyi, evet. Hakikaten bir şey, yeryüzünde yaşadığımız bu hangi toplumda ya şimdi da hangi topos çağda orada yeryüzü değil. Herhangi topografya, bir alan. Topografya da oradan geliyor ya. Dolayısıyla başka bir yer de olabilir. Topos. Gökyüzü olabilir. Tabii, yerin karşılığı, karşılığı. Yer, topos. Yeryüzü değil. Topu yer. Lafının geldiği yer, kelime. Ama yeryüzü değil ya. Yani. Değil, değil. Toprak ama toprak. Bir toprak. Yok, o yeryüzü yani. G. G. Hayır, toprak parçası. Ha, evet. Bir toprak parçası. Tabii, tabii. Toprak bir, parçası. Yani yaşanılacak somut bir mekanın ama bu yaşanan dünyada mevcut olmadığı. Düşsel yani, düşsel bir dünya. Bir, ama tabii geleceğe ilişkin bir şey ama bazen geçmişe dönük de kurgulanabilir. Yani tabii. Mevcut, ya daha doğrusu ütopya. Keşke şöyle olsaydı ha. Diye belki, değil mi? Ama daha çok genellikle bir ütopyanın görebildiğim kadarıyla tiplerini, türlerini ayıranlar da var. Biz mesela biraz önce senin ütopyaya metiyen bir miktar pozitif ütopya. Yani nedir hemen hemen ortak özelliği? Ütopya var. Tabii tabii, olumsuz ütopyalar. Evet. Tabii. Seninki daha çok yani insanlığın öyle bir toplum düzeni, öyle bir hayat biçimi ki orada mesela Matrix filmi işte distopya. Öyle midir? Tabii. Distopya. Tabii. Bana çok hermetik bir şey gelir de yani hermetik bir şey gelir o film, bir türlü anlayamadığım bir şey. Ama yani ilk yani bu bütün ütopya üzerine yazılan çizilenlere bakılınca ilk babasının Platon olduğu hep söylenir malum. Onun devlet ya da yasalar kitabında tanımladığı bir gelecekteki ideal toplum düzeni. Ve o ideal toplum düzeninin peki temel karakteristiğini daha sonraki ütopya yazarlarında hemen arkasından Thomas More malum. Arkasından Campanella'nın, daha sonra da işte çağımızda Aldous Huxley'den tutun da çok güzel. Bir sürü hele hele bir ikinci bir şey daha var. Ütopya'da zaman kalırsa ben asıl orayı işlemek istiyorum.
bu ütopik sosyalistler diye bilinen işte Saint-Simon, Fourier, Owen İngilizleri ve daha sonra da işte Marx'ın ve Marksistlerinkin de bir komünist toplum aslında bir ütopya olarak da kabul edilebilir. Yani Saint-Simon geleneğinden başlayarak. Yani hemen hemen ortak şey özelliği galiba adil bir toplum, yani ideal toplum derken değil mi, eşitsizliğin, haksızlığın, hükümranlığın, hükmetmenin çok söz konusu olmadığı, adeta hatta mülkiyetin ortadan kalktığı ya da ortak mülkiyetle kendini gerçekleştirebilme rahatlıkla yani kendini gerçekleştirmeyi bir insanın engelleyen koşulların adeta ortadan kalktığı çok güzel, ideale yakın bir toplumsal düzen. Fakat buna tabii genellikle de şöyle bir eleştiri sıklıkla geliyor. Bu çok statik bir toplum tasavvuru değil mi? Yani ideale yakın, insanın hani böyle hoşnutsuzluk, doyumsuzluk gibi ya da bir baskıya tepki gibi insanı dönüştüren, geliştiren motiflerin, nedenlerin ortadan kalktığı böyle bir statik toplumda insanın değişmesi, doğru, gelişmesi yani nasıl mümkün olacak? Yoksa, bir anlamda da böyle bir, bu soruya da cevap vermek pek kolay bir şey değil galiba da. Belki biraz örneklerinden, türlerinden söz ederek ütopyayı biraz daha açabiliriz. Evet, şimdi Platon'dan başlattın ama bana kalırsa şeylerden başlıyor. Bu kozmogonilerden, yani evrenin oluş efsanelerinden. İlk toplumlardaki evrenin oluş efsaneleri. Bunlardan bir tanesi Gılgamış destanı mesela. Mesela bir tanesi neydi o Ağrı Dağı'ndaki Nuh efsanesi. Bunlar geçmişe yönelik efsaneler. Bir de biz Batı tipinde bir tarih nosyonuna sahip olduğumuz için artık hep iyiden kötüye kötüden iyiye giden bir tarih algılaması içindeyiz. Ama mesela Hint felsefesine bakarsanız iyiden kötüye doğru bir gidiş. Veyahut da eski Yunan'da Hesiodos'u bilirsiniz. Hesiodos'un Günler ve İşler adlı uzun şiirine bakarsanız orada da bir iyiden kötüye doğru gidiş vardır. Yani insanlık giderek, bizim Şark felsefesinde de var bu. Ama insan, işte ütopya ihtiyacı da oradan zaten. Ütopyalar yani bozuldukça. Yani bu cins ütopyalar var. Fakat esas bizim ütopya kelimesini veren Thomas More'un ütopya kitabını yazdığı döneme çok dikkat etmek lazım. Güzel. 16. yüzyıl. Tahta kraliçe 1. Elizabeth var. Ve İngiltere İspanya'nın yedi denizlerdeki egemenliğine karşılık artık korsan faaliyetleriyle ortaya çıkmaya başlıyor. Yani İngiltere bir dünya gücü olarak ortaya çıkmaya başladığı dönemdir. Fakat aynı zamanda İngiltere'nin hercümerç olduğu dönemdir. Yani mesela Poor Laws çıkmıştır, fakirlik yasaları. Eğer cebinizde 5 pound yoksa sizi kraliçe asar. Bulduğu zaman. Yani çünkü köyler terk edilmektedir. Herkes şehirlere dolmaktadır. Büyük bir hercümerç. Thomas More'un ütopyasında İnsan yiyen koyunlardan bahsediyor. Hiç dikkat ettiniz mi ona? İnsan yiyen koyunlar imajine manaya geliyor. Çünkü artık tahıl tarlaları otluğa dönüştürüldü. Yün elde edilecek ve bundan kumaş endüstrisine geçilecek. Koyunlar insanları kovuyor. İnsanlar da geliyorlar, 5 pound'lar olmadığı için kraliçe asıyor. Poor laws. Yani İngiltere'nin tam hercümerci. Burada bir ihtiyaç doğuyor. Yani bir daha adil, dediğiniz gibi daha güzel bir toplum. Aynı dönemle biraz sonra Jonathan Swift'in Gulliver'ın yolculukları vardı. Evet. Onu Gulliver'in diyelim de şimdi biraz daha. Gulliver's Travels. İşte o Gulliver'in seyahatleri. Gulliver'in seyahatleri. Biz onu çocuk romanı olarak okuduk. Yani bütün Türk aslında hala bir klasik ama. Aslında koskoca adamlar için yazılmış. Şimdi ben ütopya'dan şöyle bir şey kokluyorum. Ütopya aslında bir toplum olması gereken ideal bir toplumu filan şey etmiyor. Resmetmiyor. Şimdiki toplumu eleştirmek için tabii. Tersten okuduğunuz zaman, yani ütopyayı, hangi ütopya olursa olsun bu, bir çeşit eleştiri. Eleştiri. Tersten okuduğunuz zaman bugünkü zaten değeri de ütopyanın hala ölmezliği de bence biraz mevcut toplumsal düzeni. Evet. Biraz önce çok güzel söyledi. Komünist toplum aslında bir ütopyadır. Yani çünkü hiçbir uygulaması görülmedi. Olup olmayacağı da bilinmiyor. Ama komünist toplum aynı zamanda kapitalist toplumun da en ciddi eleştirisi olmuştur. Yani kapital, Marx'ın kapitali komünist toplumu kurması açısından önemli değildir. Kurabilir mi kuramaz mı bilmiyoruz. Ama
kapitalizmi eleştirisi açısından son derece önemli olmuştur. Bütün ütopyalar bence böyle. Ama nasıl bir eleştiri? Hayal gücüyle. Şimdi hayır. Marx'ın ki şeyi biraz... kapitalizmi eleştirisi çok sağlam temellere tabii, dayanıyor. Tabii. Yani bu şuna benziyor. O zaman onun ütopyasıyla değil mi? Böyle daha hayali bir dünya işte, düşünen ütopya zaten... farklı şeyler. Tabii. Karıştırmamak lazım. Hayır, ütopya dedi de yani ben o bağlamda söylüyorum şeye ütopya olarak kabul edilebilir aslında komünist toplum. Yani herkese ihtiyacına göre, herkesten yeteneğine göre falan böyle bir toplumun kurulabileceğini ben de aklım kesmiyor. Yani. Ama onların bir sürü akli temelleri var. Yani çok böyle sadece hayal gücünden kaynaklanan bir şey değil. Hayır değil tabii. Çok bilimsel temelleri de var. Evet. Bilimsel temelleri de var. Şimdi bu ütopya bağlamında bence söylenmesi gereken şeylerden bir tanesi de bu ters ütopyalar. Son zamanlarda dikkat ederseniz özellikle Amerikan filmleri fena halde ters ütopyalar üretmeye başladılar. Bunun nedenleri üzerinde biraz düşünmek lazım. Amerika yani. Gelecek kurtaracak da ondan. Evet. Ama sonunda öyle olmuyor. Yani Amerikalılar olmuyor mesela. Ne şeyde Yüzüklerin Efendisi'nde ne bilmem ne de o seri filmlerde falan artık Amerika yok ortalıklarda. Olmayan dünyalar bunlar. Ama onlar yani çok fantastik şeylerle... Ama ütopya fantastik bir şey zaten. Bak ama şöyle bir dayanağı var. Yani şimdi diyelim ki Yüzüklerin Efendisi ben bilemiyorum. Bunları çok izlemedim. Ya da neydi bir daha çok böyle çok ünlü... Matrix mi? Hayır. 7-8 tane çekilen... Şey, genç... Yıldızlar Savaşı. Hayır canım bu benim şu gözlüğüm Harry gibi. Potter. Harry Potter. Harry Potter çocuklar o masal. Tamam diğerleri de masal ama şimdi ben yine ütopyada şöyle bir iki tür ütopya ayırabiliriz derken birincisi şuydu. Yani Platon'dan beri gelen gelenekte hakikaten Thomas More hem adını koyan hem de en çok bilinen ve daha sonra da gelişen bütün ütopya tiplerinde bir de John Babin'in vardır. O yani çok ütopyacı var aslında. Hayır ama mesela genellikle... Campanelli bence Thomas More'dan daha önemli bir şeydir. O Güneş Ülkesi yani ve onun içinde yandı zaten. Yaktılar onu. Onu da yaktılar. Giordano Bruno'yu da yaktılar. Giordano Bruno'nun da aslında şeyi var, ütopyası var. Onu çok bilmiyorum. Yani bilinen kadarıyla böyle çok klasik ütopya tiplerinde şöyle bir durum var. Yani bir hakikaten mevcut toplumsal düzenin özellikle eşitliğe, özgürlüğe ve adalete izin vermediğine dair bir şikayet. Ama ve bunun eleştirisi. Ama eleştirisi ve bunun... Her yiğidin bir ütopyası var. hayır. Her yiğidin bir ütopyası var. Şimdi bir ikinci tür daha var hocam. Şimdi bir ikinci tür daha var. O da mesela George Orwell'in gibi. Yani bu meşhur düzen, yani özellikle günümüz modernitenin işte adeta götüreceği... ekstrapolasyonu. Yani evet. Bir uç... tasavvuruyla tabii. Negatif Huxley'nin bir anlamda. Huxley'nin falan. Tabii. Şey, neydi onun adı? Dünya. Dünyaların en iyisi değil mi? Dünya, en iyi dünya mı? Ne dünya? Cesur dünya. Ama cesur dünya yanlış yani. Hayır öyle çevirdiler ama. Huxley'inki de öyle. Yani Orwell'inki de öyle. Brave New World. Brave de orada brave yani cesur ne alakası var? Cesur. Orwell iyi bir çeviri değil bence. Neyse. Braveheart gibi canım. Neyse cesur dünya diye Huxley'inkinde de söylenen şey aslında bu. Burada şöyle bir şey var. Yani bu adil olmayan ve bu insanı yabancılaştıran ve altında böyle sömürüyle insanı ezen ama sadece insanı değil doğayı da tahrip eden falan. Tamam bu deskripsiyonlar, betimlemeler günümüzü anlamadı. Günümüzde ne yaşanmakta olduğuna dair de bir politik eleştiri aynı zamanda. Bunlar politik ütopyalar. Fakat bir taraftan da mesela bu dediğim tiptekilerde bu iki özellikle bunun uzatıldığında yani diyelim ki faşizmin veya bütün erkin iktidarın tek merkezde ve bütün insanlığı gözetlediği tek kişi. O şey o ünlü biliyorsun 1984 mesela. İşte onun en tipik zirve örneği odur. Ama aşağı yukarı abi sizi gözetliyor. Tamam. Yani bu çok gerçekliğe de çok yakın. Ne kadar ütopya denebilir buna? Yani bunun buradakilerde bir düşsel ideal bir toplum tasavvurundan çok mevcut düzenin özellikle Batı için söylüyorum tabii yani evet. Bu kapitalizmin adeta en ileri aşamasında nasıl faşizan bir karakterle çok merkezi mutlak güçle bütün toplumsal hayatı ve beşeri bireysel hayatı neredeyse yok edilmesine kadar varabileceğine dair bir uyarı aslında.
Evet. Ey insanoğlu, dikkat evet. et. Ne yaşamaktayız? Yani ütopyaları... Ve bu daha ileride ne olacak? Ütopyaları Hıca. Tersten okumak lazım. Yani şeyinden, harfine göre okumayacaksın. İçermediğini sandığın şeye göre veya içermediğini sanki ilk başta ilan etmediği şeye göre okuyacaksın. Yani aslında bunlar bir ideal dünya özlemi değil. Mevcut toplumun tabii. eleştirisi. Bir de bunu yapmaksızın ama buna doğrudan bu kadar analitik yani bütün yapısal böyle bir şey eleştiriden ziyade kaçıp bu dünya mesela bu şeydekilerde ya Platon'dan beri olan da hani böyle yapısal ve bu mevcut düzendeki aksaklıklar ne ki rahatsız eden insanı bir düş ülkesi kuruyor. Evet. Mesela bir de böyle tipi var. O daha çok zihni uyarıcı ve o ideal gelecekten yola çıkarak mevcut durumu görmeye bir referans, bir peki, çerçeve sunuyor. Şimdi burada bir öyle bir işlevi işte de var. İşte o benim tuttuğum ütopya. Tamam peki. Zaten ütopya deniyor da akla gelen o da bir şey daha söyleyeyim. Evet. Mesela bu Space Odyssey, bu şeyin Kubrick, Stanley Kubrick'in mesela. 2000, o da bir ütopyadır aslında. 2001'di galiba. 2001. Peki o bir... O da bir ekstrapolasyon değil mi? O da bir ekstrapolasyon. Ama o da bir, pozitif. Ama o çok müthiş bir filmdi ya. Başlangıç noktasına geri dönme o. O insanlığın ilk yani, aleti bulmasıyla. Evet, çok güzel. Uzay aletindeki bilgisayar, o dev bilgisayar arasında. O senin söylediğin Maymunlar Cehennemi'nde de aynı şey var. Ha. Maymunlar Cehennemi'nde de başa dönüyorsun. Stanley Kubrick'te o öyle değil miydi? Bir şeyle başlar ya. O öyle başlar. Hayır, bir de Maymunlar Cehennemi var ya. Maymunlar gezegeni. Onu Maymunlar gezegenine düşüyor. Yani, meğer şeyler nükleer savaştan sonra evrim yeniden başlamış. O film şeydi, öyleydi. Peki ben burada bir şey merak ediyorum Ahmet, özellikle sana soracağım. Niye bizim doğu toplumlarında ütopya çıkmıyor veya varsa benim yani bilmediğim ütopyalar mı var? Sanıyorum bizim gibi toplumlarda şimdinin içinde gark olma durumu var. Yani biz şimdinin içinde miyiz? Daha çok tarihin içinde gark olduk biz. Evet. Yani yarattığımız bir ütopik tarihi var. Tarihi biz ütopyalaştırıyoruz aslında. Şöyle bir şey, yani biz hiç hayalimiz yok anlamında değil ama. Hayır, o anlamda söylemedim. Başlangıçta yok. Zaten herhalde bizim gibi toplumlarda nereye doğru gittiğimiz önceden bellidir. Dolayısıyla biz gelecek hakkında çok cesurane şeyler söyleyemeyiz. Ama bugünkü halimizden memnun muyuz ki onu eleştirecek ütopyaları üretmiyoruz? Ama benim söylediğim çok eski şeyler işte. Ben her zaman için söylüyorum. Yani bütün doğu geçmişimiz için söylüyorum. Yani bizim şu anda ütopyamız hakikaten var mı? Ütopya yazarlarımızın olduğunu biliyorum. Yeni başladı herhalde. Yeni gençlerden herhalde vardır. Yani ütopya şöyle bir sonuca varabilir miyiz? Bak şöyle bir sonuca varabilir miyiz? Aslında biz ütopya üretmiyoruz ama geçmişimizi ütopik hale getiriyoruz. Ha, o ayrı. Yani yaşanmamış bir geçmişi yaşanmış geçmiş evet, gibi. Daha böyle müzaffer, mesela muhteşem, muzafferane bir şey gibi. Evet. Geçmişine dair değerlendirmen çok ütopik. Yani gerçeklikle ilgisi olmayan. Kurgusal ve ideale yakın. Ama geleceğe asılma diye ben ütopya deyince gelecek. Yani öyle cesurhane serüvenlere atılıyorsun, yepyeni şeyin ardına düşüyorsun. Şart değil ya, şart değil. Yani ütopya mutlaka geleceğe asılmak anlamına gelmiyor ya. Ben öyle anlıyorum. Yani hayır, öylesi de var. Fakat esas bizim hesaplaştığımız yer şimdi. Şimdiyle hesaplaşıyoruz biz. Aslında biz tarihi ütopya... İşte ama şimdiyle hesaplaşmanın yollarından biri olarak ütopya. Tabii. Yani ütopya ile tek yolu değil de bir yolu. Hayır, yollarından yani. Bir tanesi. Aslında biz de şöyle hesaplaşıyoruz şimdiyle. Geleceği idealize ederek şimdiyi şey ediyoruz, alçaltıyoruz. Ne kadar kötü bir dönemde yaşıyoruz. Bak eskiden ne kadar güzeldi. Değil mi? Yani gene şimdi ütopya mı, nostalji mi o biraz? Hayır, nostalji olması için öyle bir şey. Ama bak, nostalji olması için öyle bir şeyin yaşanmış olması lazım. Bu yaşanmamış bir şey. Biz bunu uyduruyoruz. Uyduruyoruz. Hangisini hocam? Mesela geçmişi uyduruyoruz. Hayır bir de ama bak. Bak şimdi, bir hekim olarak sen bunu daha iyi bilirsin. Hayır ben şuna şimdiki mevcut bu bir de yani çok insani bir şey de. Yani bütün orta ve daha ileri yaşlarda. Ha, bir birey olarak ya değil mi? Birey olarak tamam, çocukluğu sanki kaybedilmiş bir cennet gibi algılama ve oraya sığınma eğilimi de var. Var değil bu mi? Çok bütün şimdiki real hayatın... Ulan ne günlerdi diye uydururuz tabii, yani. Patlıcanın nimetleri. Bak bizim zamanımızdaki patlıcanlar değil mi?
Ne patlıcanlardı gibi, şimdi yok gibi, şimdi. Gibi. Yani bir anlamda geçmişinden medet. Geçmişini biraz böyle düssel idealize ederek. Ama şimdiyi yaşayamamaktan kaynaklı. Şimdiyi beğenmiyorsun. Tabii. Beğenmiyorsun şimdiyi. Şimdiyi beğenmediğin için tarihi abartıyorsun. Tamam ama yani ben kişisel bireysel hayatında da yani yavaş yavaş bu şuna da benziyor. Yani neydi bizim zamanımızda var ya bütün bu. Bu ben ona tam ütopya diyemem de nostalji diyorum. Abi, nostaljik bir nostalji şey çok doğru değil ya burada. Burada tutmuyor bence. Nostalji olabilmesi için onun bir gerçek yaşanmışlığa denk düşmesi lazım. Bir saniye lazım. Ama bir dakika benim bir gerçek çocukluğum var. Hayır senin gerçek artı çocukluğun var ama yarım pabuçta okula gidiyordun. Onun neresi anladım, iyiydi sen onu? İyi ya işte sen. Siliyorsun sen o kısmını. Anladım işte bu bir dakika o çocukluğundaki acılar, zahmetler, sıkıntılar ya ileri yaşlardaki mutsuzluğumuz da o kadar siliniyor ki sanki hayatımın çocukluğumun tümü iyi güzel. Ve güzel ve gibi işte o anlamda ve seçiyorsun içinden. Seçiyorum bir geçmişi çocukluğu algılarken nostaljik algılama dediğim bu işte. Tabii. Yani onu sanki bir kaybedilmiş çocuk cenneti gibi. Diyorsun ki adeta. Armutlar bir suluydu ağzımızdan akardı diyorsun. Öyleydi de ayrıca. Hayır tamam benim çocukluğumda da öyleydi de ama yarım pabucu bu arada hiç. O, tamam. Yok o sildik gitti o. Tabii yani bir bütünlük olarak iyisiyle kötüsüyle gerçekçi realistik geçmişe bakmak. Bir olgunluk tabii yani benim bunu yapabilmem ama için. Ama biz mevcut geleceğe konuşmayız değil mi kahvelerde filan? Yani bizim de muhabbetimizde fütüroloji yok bizde. Ütopik bir şey yoktur. Fütüroloji yani umut, de yok. Geleceğe asılma yok. Yani geri şu olsun, bu olsun değil mi? Böyle olmalı filan gibi böyle bir şey yok değil mi abi bizim hayatımızda ya? Ama şöyle bir şey var. Doğu toplumları buna ütopya ya da nostaljiye girmeyebilir ama yani devri saadet diye bir var ama geçmiş var. Var tabii işte. Var. O eski yani. Eski Yunan'dan gelen bir şey. Hezyodos. Devri saadeti biliyoruz. Hezyodos ve Hint geleneği bu. Hint geleneği yani devri var ya. En iyiden başladık. En iyiden başladık. Giderek kötüye doğru gidiyoruz. Önce altın çağı, sonra gümüş çağı, sonra bakır çağı, bilmem ne filan böyle gidiyoruz. Öyle yani o bize ait bir şey değil. Bütün doğunun kadim düşüncesi o. Devrenin kötüye doğru. Ama işte ütopiyi öldüren bir şey o. Yani distopya o. Distopya evet. Tabii. Distopya. Evet. Demin ki Ahmet'in sorusu beni hala meşgul ediyor. Yani doğu derken ben buna Hint, Çin dışında da İran, Çin'de Osmanlı bilmiyoruz bak. Bir de katarak. Ha bilmiyoruz onu demek Çin'i istedim. Bilmiyoruz. Hadi o kadar uzağa ben Çin'i bilmiyorum. Çin'i bilmiyoruz ama Hint'i biliyoruz. Hayır orada da bir mitolojiler ve var zengin kozmoloji. Hayır ama şimdi var ama biz bilmiyoruz yani. Tamam biz bilmiyoruz da ben şunu sorun. Yani ütopya anlamında Türk Osmanlı diyelim ki Türk İslam geleneği Osmanlı'da var mı acaba? Yani bu abi düz yani yazı yok dedik de yani düz biraz yok Osmanlı'da ütopya peşin, var mı? Hayır düz yazı araştırmaya değer bir şey. Düz yazı bu. Yok ki ütopya olsun. Düz yok yazı, yani şimdi Mehmet Bey hemen hüküm verme ya. Vardır birileri bir şeyler yazmıştır. Hayır yani şey. Onlar defterlerde kaldıysa bizim bilme imkanımız yok. Yani yayınlanmış bir şey yok. Ben ondan da emin hocam, değilim. Uzmana yani, sormak. Hayır yani. Şu, bir tür şimdi Türk. Türk İslam. Umut yok muydu? Ümit, yani, beklenti, gelecekten beklenti varsa. Hocam bir izin verirseniz şunu söylemek de bir ütopya değil mi? Yani cennet ve cennet tasarımı tasavvurunu bizatihi kendisi bir tür ütopya değil mi? Çok güzel. Öyle bakılabilir. Yani, öyle bakılabilir. Bunu bir inanç olarak da görebilirsin. Bir belki o yüzden belki bizde de ütopya yok. İşte yani. O nedenle zaten var. Ve ama öbür dünyada. Hristiyanlıkta da var bu. Anla, bütün tek tanrıcı dinler için söylüyorum. Yani ama ağırlıklı olarak gayet tabii canım. Hristiyanlıktaki kurtuluş ama kurtuluşun mekanının nasıl bir yer olduğuna dair çok ayrıntılı tasavvurları ben bilmiyorum. Şimdi iddia edemem. Çok olduğunu zannetmiyorum. Ama İslam'da bu yani Kur'an'da temellendirmek iddiasında değilim. Ama öyle İslami düşünürler, İslamcı düşünürlerin büyük çoğunluğunda çok meşgul etmiştir ahiret, evet, ahiret. Ve cennet tasavvuru. Cehennem ve cennet tasavvuru. Hem distopya hem pozitif anlamda. Tabii. Evet. Ve dolayısıyla tasvirlerden geçilmez. Şairlerin yaptığı en önemli şeylerden biri bu. Hele mistik şairlerin. Ya dolayısıyla yok ütopya demek, yoktur demek. Demek doğru değil bence. Şimdi senin bu söylediğin ufuk açıcı oldu. Bak protestanlığın çıkmasından itibaren özellikle kalvinizmin çıkmasından itibaren Hristiyanlıkta cennet cehennem değişiyor. Şeyi evet. Problematiği başka hale bölündü. Neden? Çünkü kalvinizm ne diyor? Tanrı diyor seçer. Sen ne yaparsan yap
Tanrı önceden belirlemiştir. O zaman sen Tanrı'nın seçilmiş kulu olup olmadığını anlamak için burada Tanrı sana arkandan yardım ediyor mu etmiyor mu diye bütün gücünle çalışıyorsun. Ve her şey dünyaya yöneliyor. Bu dünyaya evet, yöneliyor. Evet, çok güzel. İşte. Protestanlık, yani kapitalizmin başlangıcı. Evet, bu Max Weber'in de ortaya tezidir. Koyduğu şey. Hı. Protestanlık insanı bu dünyaya yöneltiyor. Hı hı. Ama Katoliklik öyle değil. Katoliklik de hala öte dünyaya yönelik bir beklenti var. İslamiyet'te tabii ki öncelikle öte dünyaya yönelik bir beklenti var. Bütün İslam edebiyatında yani çok başat konulardan biri bu. Elbette. Çok başat bir konu. Yani ben onu ütopya diye okuyabiliriz diye düşünüyorum. Ama bu kelam olduğu için bunu ütopya bağlamında almamak lazım. Ha. Yani bu kelam. Böyle ha, yani. Onda haklısın. Tabii yani çok, insan... çok şey din bağımlı. Tamam. Tabii bu hayır, kelam. Yani bu evet. Cennetin bir ütopya neden diyemiyoruz? Çünkü insan zihninin, insan ürünü. Evet. Bireysel değil. O anlamda yok, yok. Aşkın bir iradenin çizdiği bir ütopya diyebiliriz. Ama evet. Bu bireylerin, tek tek evet. Kişilerin yarattığı bir şey olmadığı için değil. Ütopya tanımına i̇nsanlığın bence ürün, sığmaz. İnsanlığın ürünü değil bu. Bu kelam. Sonuçta bana göre o da insanlığın hayır, ürünü tamam, de. Hayır tamam ama yani. Hayır hayır. Yani herhalde neyi kastettiğimi anladın. Ürünü. Hayır. Lafsi olarak söylüyorum. Yani mana, üzerindeki manasıyla aldığın zaman bu senin yarattığın bir şey değil. Tabii. Bu sana vahyedilmiş. Dolayısıyla ha, tabii canım. Vahyedilmiş. Evet. İlahi bir kaynaktan. İlahi bir kaynaktan. Şimdi burada biraz pozitif ütopyadan bahsederken ben bir miktar şu meşhur ütopik sosyalizm diye bilinen, sosyalistler diye bilinen evet. Gruptan biraz söz etmek istiyorum doğrusu. Bu Saint-Simon meselesi önemli. Yani gidip Amerika'da falanjlar falan kurdular. Saint-Simon'dan önemlisi Fourier. Gittiği şey kurdu, falanj kurdu. Orada batırdılar 3 gün sonra tabii. Yani ortak mülkiyetin kalktığı şimdiki kibutslar falan gibi denemeleri de var ayrıca. Hayır sadece bir düşünmemiş, uygulamaya kalkmış. Kurgusal, tabii onu söylemeye çalışıyorum. Ve Saint-Simon'la gerçekten de yani sosyalist adaletin toplumun bir anlamda hem açımlanması, tanımlanması, hayata geçirilmesine dair çok ciddi olmasa bile biraz çocukça gelebilecek. Onların yalnız ütopik sosyalist diyen Marx'tır biliyor musun? İşte oraya getireceğim. Yani Marx onları şey eder, tabii. Beğenmez. Ütopik sosyalist. Ve kendi sosyalist anlayışını hani ahlaki olarak biraz romantik de bulsa, çok da bir bağ, bir gelenek olarak kendini ona bağlar ama kendi sosyalizm anlayışını bilimsel sosyalizm demesinin gerekçesini anlatmak için söylüyorum. Hmm. Yani bu anlamda o zaman bilimsel ütopya gibi bir şey oluyor komünizmde bir anlamda. Bütün değil evet, mi? Sınıf farklılıklarının. Eğer ütopya dersen öyle oluyor. Yani o anlamda söylüyorum. Evet. Dolayısıyla yani siyasal bir doktrinin, ideolojik içerikli siyasal bir doktrinin bilimselliği nasıl iddia edilebilir? Marksizme en çok yapılan eleştirilerden biri budur ya. Ama bunun kaynağı tamamen Mehmet Ali çok güzel. Yani bu Saint-Simon geleneğiyle hem ilişki kurmak hem de farklılığını fark ettirmek için kullandığı bir deyim. Bir de yoksa biz gündelik dilde ütopik kelimesinin içine ediyoruz. Ha, nasıl bir örnek verelim? Yani hayali olarak, hayali manasında kullanıyoruz. Hayali her şeye. Ha, bu olmaz. Çok ama biraz da küçümseyerek ama. Hayır, hem küçümseyerek. Yani, çok ütopik konuşuyorsun. Karşılığı yok yani. Yok karşılığı. İşte, boş gibi. Mesela ütopik kıza şey ediyor, evlenme teklifi ediyor. Senin teklifin çok ütopik diyor. Mesela olacak bir iş mi yani bu şimdi? Neresi ütopik? Güzel. Yani bunun gibi adam resmen sana somut bir şekilde evlenme teklif etti. Sen de kabul etmedin. Bunun neresi ütopik yani? Yani o gerçekleşmez anlamında. Ama yani. Tamam işte. Nasıl kötü yanlış kullanıyoruz anlamında söylüyorum. Halbuki ütopik olması zaten muhtemel olmayan şeylere ütopik diyor. Muhtemel olmayan. Peki şu denebilir mi? Yani şimdi biraz siyasal bir eleştiri gibi olacak ama 2023'te dünyanın 6. 8. ekonomisi ve en gelişmiş dünyanın süper güçlerinden biri olacağız iddiası söz gelimi bir siyasal iktidarın pekala bir söylemi bu. Ve ona göre de bir program mı olduğunu iddia ediyor görünüşe. Mesela bu bir ütopik bir tasarım olabilir mi? Bu şimdiki trendler devam ederse pek ütopik değil. Yani eğer şimdiki trendler devam ederse. Ancak şimdiki trendlerin devam edip etmeyeceği konusunda 2023'e daha çok var. Ama bir kestirim. Şimdi böyle bir programın olmasını ben olumlu bulurum mesela. Yani bir siyasal iktidarın epey bir uzun süre iktidarını sürdüreceğini varsayarak neredeyse bir 20 yıl sonraki bir toplum tahayyülünün olması
Yani şöyle dünya tasavvurunun tabii içinde bu çok Türkiye, güzel bir şey. Yani çok gelecekle olan ilişkimiz çok iyi bir şey ve Türkiye'de bu pek yapılan bir şey değil. Yani ileriye matuf yüksek hedefler, büyük hedefler. Bu büyük hedefler çoğu zaman gerçekleşmez. Yani büyük çoğunluğu gerçekleşmez. Olsun ama bir hedefi koy. Tabii yani. Hedeflerin olması lazım. Mesela bir krize girer Türkiye. Birdenbire veya Türkiye dışında daha global küresel veya birdenbire gayri safi milli hasıla yarı yarıya düşer mesela. Hı. Veya Yunanistan'ın başına geldiği gibi bir durum mesela. Yunanistan fert başına 30-35 bin dolardan şimdi 17 bin dolarlara geriledi yani. Birdenbire geriledi. Bunlar kağıt üzerinde olan şeyler değil. Artık... Bence Cengiz abimin bir 30 sene sonrası için vardır bir ütopik hedefi. Özlemim, düşüm olabilir de yani tabii var. Yani ben ütopik. Ne kadar güzel. Olmalı da bence. 30 sene sonra sen mezar taşının olmasını istersin bence. Yok, ben kendi gelirim. Ya bizde olsa 30 sene. Şurada ne kadar? 2-3 sene. Değil mi? Yani çok gelecekle olan ilgimiz çok şey ya. Çok dar bakıyoruz. Geleceğin kısa tarihini okudun mu sen? Hayır. Atali'nin. Aa, Jacques Attali'nin. Geleceğin kısa çok tarihini olsun. Okumadın ne mı? Ne diyor? Hayır okumadım. Hayır yani bir geleceğe yönelik. Hani gelecek... Başlığında bir şey yok mu? Çarpıcı bir şey. Başlığı çok hoş. Geleceğin kısa tarihi. Şimdi evet. O gelecekte neler olacağını yani Amerikan İmparatorluğu sarsılacak mı sarsılmayacak mı ona göre sarsılmayacak. O ayrı bir şey ama yani o da bir cins ütopya. O da bir cins ütopya. Yani gelecekle meşgul olmalıyız ve geleceğe sahip çıkmak böyle başlar. Ama yani o da gelecekle meşgul olmuyor biliyor musun? Aslında gene şimdiyle meşgul oluyor. Çünkü o kitabı oku, fena halde bir Fransız milliyetçiliği görüyorsun. Şöyle bir Fransız milliyetçiliği görüyorsun o kitapta. Ya diyor bizi diyor pek adamdan saymazlar ama mesela biz diyor şurada birinciyiz, burada birinciyiz, burada birinciyiz, burada birinciyiz, şurada birinci olacağız, burada bilmem ne olacak. Ama o gelecekle ilgili değil o zaman. Ama yok geleceğe yönelik olarak da birinci olacağını söylüyor. Yani bir takım işte kestirimler, bir öngörüler yapılabilir. Ben ütopyanın şöyle bir kritik de vardır ya. Yani çok hayali, gerçekleşmesi imkansız bir düşsel toplum düşüyle. Fütüroloji mesela ütopya sayılıyor mu? Hayır, hayır. Galiba değil. Fütüroloji bir bilim. Yani trendler, ama ne kadar bilimdir? Bayağı bilim. Yani iktisat ne kadar bilimse o da o kadar bilim. Öyle mi? Tabii. Yani trend analizidir. Ama orada da hocam, yine bir şey, umutlar, beklentiler. Yok o fütüroloji ise eğer, loji ise şey değil. Hocam loji takma. Astroloji de hayır, loji hayır, ama hayır. Astronominin yanında hayır, neyse. Ne kadar lojidir yani o, fütüroloji? Fütüroloji bileceğiz trend analizidir. Yani... Gelişme ama arkanda dayandığın bir sürü gene ideolojik bilmem tabii kültürel elbette beklentiler var. İllaki gerçekleşecek değil ama kullandığı yöntemler bilimseldir. Ama Türkiye'nin fütürolojisiyle ne bileyim İsrail'in fütürolojisi hayali değil yani. Hayal değil. Şunlar olsun istemiyor. Öyle değil. Ha bir dayanağın olacak. Bir dayanağı yani oluyor ve şöyle olması. Canım olmasın. Yani Huntington'a Fukuyama da bir tür fütürolog gibi çıktı ortaya. Ya Fukuyama'nın alakası yok. Ama Huntington, kendilerine fütürolog dediler işte. Huntington biraz daha ama Fukuyama'nın anladım alakası da, yok. Hayır. Yani ben Ahmet'i o anlamda katılıyorum. Fütüroloji diye bir alan var, bir disiplin hayır, var da. Hayır Fukuyama fütürologla alakası yok. Çünkü tarih durdu diyor. Tarih o da gene emperyalizmin işte bir şey olabilir. Ya. Gelecekte bunlar oluyor diye dayatacak adam sana bir sürü de bilimsel şey koyacak. Yok Fukuyama bir kere. Fukuyama'yı silin bir kere de. Yani geleceğimizi karartacaklar ya adam. Ama Huntington tamam, bize çok biz çok kızdık Huntington'a ama Huntington bazı bir sürü bir doğru şey laf söyledi. Aklı mı diyorsun? Tabii söyledim. Yani bir sürü doğru laf söyledi. Yani Huntington'ı iyi okumak lazım. Hayır gelecek yani kısa veya orta vadeli geleceğe dair dünyanın haline dair bir takım analizler yapmak, bir takım yani nasıl söyleyelim tasvirler yapmak illa ne ütopyaya giriyor ne fütürolojiye. Yani aralarında bir takım ilişkiler olsa bile farklılıklar da ama var. Bir grup insan hocam, gelecekle uğraşıyor. Çok ilginç değil mi? Mesela şu laf şey midir? Fütüroloji veyahut da ütopya mıdır? Evleneceğiz, pembe perdeli evimiz olacak, mutlu mutlu yaşayacağız. Bu hayal işte ne güzel ortak hayalimiz olur. Şey, bu ne? Anladım hayalimiz. Eksik kaldı abi söyle. Hayır bu yani kafam da karıştı şimdi de. Yani diyelim ki mesela şu Space Odyssey. Bu bir yanıyla fütüroloji, bir yanıyla da çok gerçekçi ayağı yere basan yani otomasyonun özellikle bu bilgisayar teknolojisinin, iletişim ve bilgisayar teknolojisinin
En uç noktasına varıldığında makine insan ilişkisi mahiyet değiştiriyor. Yani makineyi üreten insan adeta makineye tutsak hale geliyor. Matrix de o işte. Ben o filmi bilmiyorum, anlamıyorum da zaten. Yani Marx'ın bir bakıma yabancılaşma, yani ürettiğine kul olma anlamında bir tür bir öngörü bu. Hiç bunun bana göre ne fütürolojiyle direkt bilgisi var ama yine de bir... Bu bir analiz. Analiz. Tamam ama fütüroloji... Yani burada da bilimsel dayanakları var. Yani Space Odyssey'de... Fantazya içinde diyorsunuz. Bir de fantazya kavramı. Ha, onu bir I Walt Disney'nin program. Bir fantazya diye bir filmi vardı. onu aklıma getirdin. O müthiş bir filmdi ya. Biz onu bir ayrı bağımsız... Sen o fantazyayı gördün müydü? Ya onu hatırlıyorum. Neden öyle dedin? Yani daha mı şey bir... Çok geniş bir... Hayır, alan. Hayal ve fantezi düş kurma ihtiyacı... Yani ütopya değil mi? O zaman... İlişkili. Yok, ütopya değil. Yani fütüroloji, işte ütopya, düş, fantezya... Düş. Evet. Ama rüya değil. Ama geleceğe ilişkin. Hayır, her şeye ilişkin hocam, olabilir. Hocam, düşte bir... Bak, fantezi ile rüya... Farklı şeyler, biz Türkçe'de ikisine de düş dersek... Tabii, karışıklık olur. Ama ne diyeceğiz? Fantezi rüya Türkçe'de karşılığı yaşadığımız. Ha. Değil mi? Evet. Hayır, birine rüya, birine düş diyelim bence. Çünkü Türkçe'de fantezinin karşılığı yok. Düşlem. İşte, fantezinin karşılığı var. Düşlemleme. Mesela abla fantazi ayakkabı ister misin filan biçiminde var. Türkçe'de fantazi. Fanteziye. Evet. Fantazi. Fantazi. Yani senin hakkında mesela oğlan kıza diyor ki senin hakkı... Senin üzerine ya senin için çok güzel fantazilerin var. Yok. O mana yani değil. Bir de o manası var yani. O var. Değil mi öyle bir fan? Olan benden. Yani fantazi. Olağandan sapan aslında. Olağandan sapan ve süslenen. Süslenen ama yani olması, gerçekleşmesi de tümüyle değil imkansız değil yalnız. Hı. Değil mi yani, psikolojik olarak da bir ihtiyaç, fantezi ihtiyacı. Düş kurma, fantezi. Bir de fantastik var. Bir de fantazmagorik var hocam. İşte aynı kökten geliyor bunlar. Hepsi aynı kökten geliyor aslında. Bunlar bunun üzerine... Ne abi fantazmagorik? Bilmiyorum. Ha? Canım çok... Hani düşsel mesela şey... diyelim ki çok antik çağlarda şamanların dünyasına baktığımız zaman mesela... Şaman veçt, toplulukları... Veçt. Bir tür istigrak, veçt hali ama oradaki evren ve varlık... İfritler, cinler, canavarlar, ejderhalar, aşkın varlıklar, cadılar. Yani bu işte Harry Potter filmindeki olan fantastik, fantazmagorik dediğimiz evet, o. Güzel. Olabilir. Çok düşsel varlıklarla evet. Ama bir bütünlüğü olan, bir kurgusu olan bir hikaye yine Ütopyanın de sonuçta. Ütopyanın ciddiyeti yok abi. Değil tabii canım. Ütopyanın yani. Ahlaki sorumluluğu ayrı bir şey. Burada bir evet. Orada bir ahlaki sorumluluk yüklüyor. Pozitif Ütopya özellikle. Evet, pozitif Ütopya. Diğerinde de uyarı. O da bir ahlaki şey. Evet. Yani mevcut yaşadığımız hal, toplum, düzen her neyse sonunda bak nereye doğru gidiyor. Onu fantazya sorumsuzluk. Çünkü içinde bu. Yok. Ya, bu biraz hocam, biraz keyif tarafı var fantezinin. Tabii canım, keyfi. Onun eğiticiliği, eğlence yani. Evet. O düşündürence yanı da olabilir de. Ama Ütopya'nın bir sorumluluğu var. Düşündürücü. Tabii. Yani bir bakıma hani negatif Ütopya'da bile şu işte Huxley örneğinde Orwell'de falan bahsettiğimiz hikayede de şöyle bir şey var. Yani elinde sonunda sen içinde bulunduğun hani derya içindeki balık gibi farkında değilsin ama yaşadığın evrenin, düzenin, işte üstelik de insan eliyle de kurulmuş olduğunu bile fark etmeyecek kadar öyle bir gömülmüşün ki, ama bu gömülmüşlüğün içinde bir farkındalığın olmadığı için bak başına ne gelecek. Bir tür uyarı, yani bir tür mevcut düzene karşı da bir eleştirel yaklaşım da davet ediyor. Bir davetiye var orada. Yani o anlamda ben onu çok olumlu bulurum. Hani Marx türü ütopya diye algılansa bile çok önemli ve benim bir bakıma bu ütopyalara da adanmışlık bir hayatımın olduğunu da söyleyebilirim ve geleceğinde de bunun hala eyvallah ütopik adamı yani ben bunu belki de romantik ve ütopik evet yani methetmek gibi olmasın ama biz ütopiyiz bize abi. Ütopik Cengiz derler.